Günümüzde dünya nüfusunun önemli bir bölümünü üç dinin mensupları, Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar oluşturmaktadır. Yahudilerin kutsal kitabı olan Eski Ahit 39 kitaptan oluşur. Bunların ilk beşinin Hz. Musa'ya vahyedilen Tevrat'ın bölümleri olduğu kabul edilir. Diğer kitaplarsa diğer Yahudi peygamberlerine vahyedilen veya onların işlerini anlatan yazılardır. Yeni Ahit olarak da bilinen İncil ise Hristiyanların kutsal kitabıdır ve 4 İncil'le çeşitli mektuplardan oluşur. Yahudilik ve Hristiyanlık zaman içinde bazı bozulmalara uğramış, kutsal kitaplarının içine bazı batıl inanışlar ve hurafeler karışmıştır. Ancak yine de bu iki dinin kitapları incelendiğinde hak dine ait pek çok inanç esasının ve ahlaki değerin korunmuş olduğu görülmektedir. Bunlar üç dinin ortak inanç esasları ve ahlaki değerleridir. Bu ortak değerlerin tespit edilmesi, üç dinin mensuplarının birbirlerini daha yakından tanımalarını ve birbirlerine daha çok yakınlık duymalarını sağlayacaktır. Böylece samimi olarak Allah'a iman edenlerin ittifakı için gerekli altyapı da oluşacaktır. Şimdi bu ortak inanç esaslarından bazılarını kısaca inceleyelim. Alemlerin Rabbi olan Allah, insanları, birbirinden farklı canlıları, rengarenk çiçekleri, tonlarca su taşıyan bulutları, gezegenleri, kısacası tüm evreni yoktan var edendir. Evrendeki eşsiz tasarım, sanat ve uyum, Allah'ın var ettiği yaratılış delilleridir. Rabbimizin her şeyi yarattığı, Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. Ona mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Aynı gerçek İncil'de şöyle geçmektedir. Göğü, yeryüzünü, denizi ve onlarda bulunan her şeyi yaratan O'dur. Tevrat'ta ise bu gerçek şu şekilde yer almaktadır. O Allah ki, gökleri ve yeri, denizi ve içlerindeki her şeyi yaratan, ebediyen hakikati koruyan. Müslümanlar Allah'tan başka ilah olmadığına iman ederler. Yalnızca O'na ibadet eder ve O'nun rızasını kazanmaya çalışırlar. Korkulacak tek varlığın Rabbimiz olduğunu bilirler. Çünkü en güzel isimlere sahip Allah'ın tek ilah olduğu Kur'an'da bizlere bildirilmiştir. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Tevrat'ta da Allah'tan başka ilah olmadığı yazılıdır. Konuyla ilgili bir Tevrat pasajı şu şekildedir. Her şeye egemen Rab diyor ki, İlk ve son benim. Benden başka Tanrı yoktur. İncil'de yer alan pek çok açıklamada da Allah'tan başka ilah olmadığı, Allah'ın bir ve tek olduğu, inananların yalnızca Allah'a kulluk etmeleri gerektiği bildirilmektedir. Tanrımız olan Rab, tek Rab'dir. Tanrın olan Rabbi, bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. İman edenler hayatlarını Kur'an'ın rehberliğinde sürdürürler. Karşılarına çıkan olaylarda Rabbimizin emirlerine göre hareket ederler. Çünkü yalnızca Allah'ın yoluna tabi oldukları takdirde kurtuluşa ereceklerini bilirler. Allah Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Bu Rabbinin dosdoğru yoludur. Öğüt alıp düşünmesini bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıkladık. Allah'ın yolunun hak olduğu İncil'de şöyle bildirilmiştir. Oysa eldekiyle yetinerek Tanrı yolunda yürümek büyük kazançtır. Tevrat'ta ise bu gerçek şöyle yer alır.
Tanrı'nın yolu kusursuzdur. Şüphesiz Allah'tan samimiyetle korkmak, inananların ortak ve önemli vasıflarından biridir. Kur'an'da bu korkunun nasıl olması gerektiği çok detaylı olarak tarif edilmiştir. Allah'a karşı duyulan korku, dünyevi korkulardan tamamen farklıdır. Müminler, Allah'a karşı içli ve derin bir saygı duyarlar, O'nun rızasına aykırı işler yapmaktan sakınırlar, Rabbimizin azabına uğramaktan çekinirler. İşte müminlerin Allah'ın sınırlarını korumaktaki titizlikleri, Allah'a karşı duydukları saygı dolu korkunun bir göstergesidir. Kur'an'da inananlara, Allah'tan nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa öylece korkup sakının ve öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup sakının şeklinde emredilmiştir. İncil'de ise Hazreti İsa'nın korkulması gerekenin yalnızca Allah olduğunu bildirdiği ifade edilmektedir. Siz dostlarıma söylüyorum, bedeni öldüren ama ondan sonra başka bir şey yapamayanlardan korkmayın. Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım. Kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı'dan korkun. Evet, size söylüyorum, ondan korkun. Tevrat'ta ise Allah korkusuyla ilgili yer alan bir açıklama şu şekildedir. Ne mutlu Rab'den korkana, onun yolunda yürüyene. Yeryüzündeki her güzellik hem Rabbimizin bir nimeti hem de O'nun sonsuz güzelliğinin bir yansımasıdır. Vicdan sahibi ve düşünen her insan, tüm bu güzelliklerin asıl sahibi olan Allah'a büyük bir coşku ve sevgiyle bağlanır. İman edenler, Allah'ı herkesten ve her şeyden daha çok sever, sevdikleri varlıkları ve güzellikleri yaratanın Allah olduğunu bilirler. Müminlere has olan ve iman etmeyenlerin sahip olmadıkları bu sevgi anlayışı, Kur'an'da şöyle haber verilmiştir. İnsanlar içinde Allah'tan başkasını eş ve ortak tutanlar vardır ki, onlar bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. Eski Ahit'in Tesniye kitabındaysa Allah sevgisiyle ilgili şöyle yazılmaktadır. Allah'ımız Rab, tek Rab'dir. Allah'ın Rabbi, bütün kalbinle, bütün ruhunla ve bütün gücünle seveceksin. Ve sana bugün verdiğim bu emirler kalbinde olacaktır. Aynı hüküm İncil'de de şu şekilde tekrarlanmıştır. Tanrın Rabbi tüm yüreğinle, tüm canınla, tüm anlayışınla seveceksin. Ahirete ve hesap gününe iman, İslamiyet'in temel esaslarından biridir. Tüm insanlar, dünya hayatında geçirdikleri her anın hesabını vermek üzere yeniden diriltileceklerdir. Hesap gününde her insan yapayalnız, tek başına hesap verecek, hiç kimse bir başkasının günahını yüklenemeyecek, kimseye yardım edemeyecektir. İnsanlar, dünyada yaptıkları için Allah katında hesap verirlerken, yanlarında peygamberler ve şahitler de hazır bulunacaklardır. Sonsuz adalet sahibi olan Allah, her insan hakkında hükmünü verecektir. Yer, Rabbinin nuruyla parıldadı. Orta yere kitap kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi ve aralarında hakla hüküm verildi. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Her bir nefse yaptığının tam karşılığı verildi. O, onların işlediklerini daha iyi bilendir. Hesap günü yaşanacaklar, Tevrat'ta şu şekilde açıklanır. Çünkü bütün milletler için Rabbin günü yakındır. Sen nasıl ettinse sana öyle edilecek. İşlediğinin karşılığı kendi başına dönecek. Ahiret günü verilecek hesap hakkındaki bir İncil ifadesi ise şöyledir. Tanrı'nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı'nın gözleri önünde her şey çıplak ve açıktır.
alçak gönüllülük inananların ortak bir vasfıdır. İnananlar, kendilerine sayısız nimetler bahşedenin Allah olduğunu, her şeyin gerçek ve tek sahibinin de Rabbimiz olduğunu bilirler. Kendilerine verilen nimetlerden dolayı hiçbir şekilde kibirlenmezler. Allah'ın üstün gücü ve aklı karşısında ne kadar aciz olduklarının farkındadırlar. Allah, Kur'an'da inananların tevazulu tavrını şöyle belirtmiştir. O Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap oldukları zaman selam derler. Alçak gönüllülüğün önemi ve bu tavrı gösterenlerin Allah katında üstün kılınmış insanlar oldukları İncil'de şöyle ifade edilir. Her bakımdan alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Sevgiyle birbirinize katlanın. Konuyla ilgili bir Tevrat pasajı ise şu şekildedir. Dinleyin ve kulak verin. Kibirli olmayın. Çünkü Rab söyledi. Allah inananların dostu ve yardımcısıdır. İnananlar bir zorlukla veya sıkıntıyla karşılaştıklarında da, rahatlık ve güven içinde olduklarında da Allah'ın kendileriyle beraber olduğunu bilir, yalnızca ona yönelip dönerler. Allah'a tevekkül ettiklerinde Rabbimizin kendilerine mutlaka yardım edeceğinden ve karşılarına her zaman hayırlı sonuçlar çıkaracağından emin olurlar. Tevekkül sahibi olmanın inananların önemli bir vasfı olduğu çeşitli Kur'an ayetlerinde bildirilmiştir. Kim Allah'tan korkup sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Elbette Allah kendi emrini yerine getirip gerçekleştirendir. Allah her şey için bir ölçü kılmıştır. İnsanların kaygıya kapılmalarının anlamsız olduğu, her konuda Allah'a güvenmeleri gerektiği İncil'de şöyle ifade edilmektedir. Ama Rab güvenilirdir. O sizi pekiştirecek, kötü olandan koruyacaktır. Tevrat'ta ise yalnızca Allah'a yönelen ve Rabbimize dayanıp güvenen kimsenin başarıya ulaşabileceği bildirilmektedir. İman eden Yahudilerin Allah'a tevekkül etmeleri gerektiği şöyle ifade edilmektedir. Beni dinleyin ey Yahuda halkı ve Yeruşalim'de oturanlar. Tanrınız Rab'be güvenin. Güvenlikte olursunuz. Onun peygamberlerine güvenin, başarılı olursunuz. Adil olmak, iman eden insanların en önemli özelliklerindendir. Allah kullarına insanlar arasında adaletle hükmetmelerini, kendilerinin veya yakınlarının aleyhinde dahi olsa adil olmalarını emretmiştir. İnananlar, yeryüzünde adaleti koruyan ve haksızlığa izin vermeyen insanlardır. Rabbimiz, Kur'an'da Müslümanlara adil olmaları gerektiğini şöyle bildirmektedir. Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah, işitendir, görendir. Adalet İncil ve Tevrat'ta da üzerinde durulan bir konudur. Adaleti göz ardı eden sözde din bilginleri ve ferisiler İncil'de şöyle kınanmıştır. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, iki yüzlüler! Siz nanenin, anasonun ve kimyonun ondalığını verirsiniz de kutsal yasanın daha önemli yönleri olan adalet, merhamet ve sadakati ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden esas bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Tevrat'taysa adil olmanın önemi şöyle vurgulanır. Rab şöyle diyor, adil ve doğru olanı koruyup yerine getirin. Hazreti İsa, diğer tüm peygamberler gibi Allah katında seçkin kılınmış ve insanları doğru yola iletmesi için gönderilmiş üstün ahlaklı ve kutlu bir insandır.
Allah'ın bir mucizesiyle babasız olarak doğmuş, doğumundan itibaren insanlara pek çok mucize göstermiştir. İsa Mesih ile ilgili çok önemli bir gerçekse ahir zamanda bir kez daha dünyaya gelecek olmasıdır. Kur'an'da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ve Müslüman alimlerin eserlerinde Hz. İsa'nın ikinci kez yeryüzüne gelişi hiç şüpheye yer vermeyecek şekilde müjdelenmiştir. Kur'an'da Hz. İsa hakkında pek çok bilgi verilir. Bu bilgilerin yer aldığı ayetlerden bazıları şöyledir. Hani melekler dediler ki, Meryem, doğrusu Allah kendinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O, dünyada ve ahirette seçkin, onurlu, saygındır ve yakın kılınanlardandır. Beşikte de, yetişkinliğinde de insanlarla konuşacaktır ve o salihlerdendir. Meryem oğlu İsa'ya apaçık belgeler verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Kur'an'da Hz. İsa ile ilgili haber verilen önemli bilgilerden biri de Hz. İsa'nın ölmediği ve öldürülmediği, Allah katına yükseltildiği ve Rabbimizin takdir ettiği vakitte yeniden dünyaya gelecek olduğudur. Bu ayetlerden bazıları ve bu ayetlerin işaret ettiği gerçekler şöyledir. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu seni ben vefat ettireceğim ve seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Allah, kıyamete kadar inkar edenlere üstün gelen ve Hz. İsa'ya gerçekten tabi olan bir grubun varlığından söz etmektedir. Hz. İsa hayattayken ona uyanların sayısı çok azdı. Ve onun Allah katına yükselişinin ardından getirdiği hak din tahrif edildi. Sonraki 200 yıl boyunca da Hz. İsa'ya iman edenler, İseviler şiddetli baskılara maruz kaldılar. Üstelik İsevilerin hiçbir siyasi gücü de bulunmamaktaydı. Bu durumda geçmişte yaşayan Hristiyanların inkar edenlere üstün geldiklerini ve bu ayetin onlara baktığını söyleyemeyiz. En doğrusunu Allah bilir. Günümüzde ise Hristiyanlığın özünden uzaklaştığını, Hz. İsa'nın anlattığı hak dinden farklı bir dine dönüştüğünü görürüz. Bu durumda, sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim ifadesi açık bir işaret taşımaktadır. Hz. İsa'ya uyan ve kıyamete kadar yaşayacak olan bir topluluk olması gerekmektedir. Böyle bir topluluk, kuşkusuz Hz. İsa'nın yeryüzüne tekrar gelişiyle ortaya çıkacaktır. Ve tekrar dünyaya gelişi sırasında bu kutlu peygambere tabi olanlar, kıyamete kadar inkar edenlere üstün kılınacaktır. En doğrusunu Allah bilir. Andolsun, kitap ehlinden ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü o da onların aleyhine şahit olacaktır. Bu ayetten açıkça anlaşılmaktadır ki, Hz. İsa ile ilgili olarak henüz gerçekleşmemiş olan 3 ilahi vaat vardır. İlk olarak, Hz. İsa'nın her insan gibi yaşadıktan sonra öleceği bildirilmektedir. İkinci vaat, tüm ehli kitabın henüz yaşarken ona itaat edeceğidir. Şüphesiz söz konusu bu iki haberde Hz. İsa'nın kıyamet öncesindeki gelişiyle gerçekleşecek olaylardır. Ayetteki üçüncü haber olan Hz. İsa'nın ehli kitap hakkındaki şahitliği de kıyamet gününde gerçekleşecektir. En doğrusunu Allah bilir. Ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Bu ayette geçen kitap kelimesinin neyi ifade ettiğini anlamak için konuyla ilgili diğer Kur'an ayetlerine baktığımızda şunu görürüz. Tevrat ve İncil'le birlikte aynı ayette kullanılması halinde kitap, Kur'an anlamını ifade etmektedir. Âl-i İmran suresinin 3. ayeti buna bir örnek olarak verilebilir. O, sana kitabı hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti.
Ayrıca başka pek çok ayette Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kitabın ve hikmetin indirildiği belirtilmektedir. Bu ayetlerden biri şöyledir. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi ve sana bilmediklerini öğretti. Allah'ın üzerinizdeki fazlı çok büyüktür. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen kitabın Kur'an olduğu herkesin bildiği bir gerçektir. Bu durumda Ali İmran suresinin 48. ayetindeki Hz. İsa'nın öğreneceği bildirilen kitap da ancak Kur'an olabilir. İsa peygamberin bundan yaklaşık 2000 sene önceki yaşamında Tevrat ve İncil üzerine bilgi sahibi olduğu bilinmektedir. Kur'an'ı öğrenmesinin ise yeryüzüne yeniden gelişinde gerçekleşeceği açıktır. En doğrusunu Allah bilir. Beşikte de, yetişkinliğinde de insanlarla konuşacaktır. Ve o salihlerdendir. Hz. İsa'nın yetişkin halini ifade etmek için kullanılan kehlen kelimesinin sözlük anlamı 30 ile 50 yaşları arasında gençlik devresini bitirip ihtiyarlığa ayak basan, yaşı kemale ermiş kimse şeklindedir. Bu kelime İslam alimleri arasında ittifakla 35 yaş sonrası dönem olarak kabul edilmektedir. Hz. İsa'nın genç bir yaş olan 30 yaşının başlarında Allah katına yükseltildiğini, yeryüzüne indikten sonra 40 yıl kalacağını ifade eden ve İbni Abbas'tan rivayet edilen hadise dayanan İslam alimleri, Hz. İsa'nın yaşlılık döneminin tekrar dünyaya gelişinden sonra olacağını, dolayısıyla bu ayetin Hz. İsa'nın gelişine dair bir delil olduğunu söylemektedirler. Hz. İsa yeryüzüne tekrar geldiğinde Hristiyanlığın özünde olmayan yanlış inanç ve uygulamaları ortadan kaldıracak, gerek Hristiyan gerekse İslam dünyasının içinde bulunduğu yanılgılardan kurtaracak, tüm insanları hak dini ve üstün ahlak modelini yaşamaya çağıracaktır. Tüm kitap ehlinin Hz. İsa'ya inanacağını haber veren Kur'an ayetinin işaretiyle Yahudiler de Hz. İsa'ya tabi olacak ve böylece üç dinin mensupları ittifak ederek tüm dünyaya barış, huzur ve adalet getireceklerdir. İslam kaynaklarında Hz. İsa ve Hz. Mehdi önderliğinde kurulacak olan yeni dünya düzeni hakkında da pek çok bilgi yer almaktadır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadisinde Hz. İsa'nın gelişi müjdelenmiştir. Bu hadislerden bazıları şu şekildedir. Sizler 10 alameti görmedikçe hiçbir zaman kıyamet kopmaz. Biri de İsa aleyhisselamın inmesi. Vallahi Meryem oğlu Hz. İsa aleyhisselam hac yapmak veya umre yapmak yahut da her ikisini de yapmak için icabet edecektir. Ayrıca hadislerde bildirilen önemli bir gerçekte, Hz. İsa'nın yeryüzüne dönüşünün ardından altın çağ olarak adlandırılan bir dönemin başlayacağıdır. Altın çağ, bolluk, huzur, barış, mutluluk, zenginlik ve rahatlık ortamının hakim olacağı sanat, tıp, haberleşme, üretim, ulaşım ve bunun gibi hayatın tüm alanlarında dünya tarihinde yaşanmamış gelişmelerin görüleceği, güzel ahlakın tam anlamıyla yaşanacağı bir çağ olacaktır. Bu dönem hadislerde şöyle tarif edilmiştir. Kap suyla dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. Hz. İsa'nın yeryüzüne yeniden gelecek olması biz Müslümanlar için çok önemlidir. O, Allah'ın bir mucizesiyle babasız olarak doğmuş, İsrailoğullarını doğru yola davet etmiş, onlara pek çok mucizeler göstermiş olan kutlu bir peygamberdir. Mesih'tir ve Kur'an'a göre Allah'ın kelimesidir. Onun yeniden yeryüzüne gelmesiyle birlikte ise, gerçekte aynı şekilde Allah'a inanan, aynı ahlaki değerleri paylaşan ve Kur'an'a göre birbirlerine insanlar içinde sevgice en yakın olan Hristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıklar giderilecek ve dünyanın bu en büyük iki dini topluluğu birleşecektir. Geriye kalan topluluk, yani Yahudiler de gerçek Mesihleri olan Hz. İsa'ya iman ederek hidayet bulacaklardır. Böylece
üç dinin mensupları birleşecek, yeryüzünde Kur'an'la hükmedecek olan Hazreti İsa'nın ve Hazreti Mehdi'nin önderliğini üstlendiği hak din kalacaktır. Kur'an'da bildirilen bu dine gönülden bağlananlar, Allah'ı inkar eden felsefeleri ve putperest inançları fikren yenilgiye uğratacaklardır. Böylece dünya savaşlardan, çatışmalardan, ırkçılıktan ve etnik düşmanlıklardan, zulüm ve haksızlıklardan kurtulacak, insanlık barış, mutluluk ve huzur içinde bir altın çağ yaşayacaktır. Bu, kuşkusuz dünya tarihinin en büyük olaylarından biridir. Üç dinin birleşeceği bu ortam, tüm Amerika kıtasının, Avrupa'nın, İslam dünyasının, Rusya'nın, İsrail'in ortak bir inançla ittifak kurması anlamına gelir ki, böylesine bir birlik tarihte hiç sağlanmamıştır. Bu birliğin dünyaya getireceği barış, huzur, istikrar, mutluluk hiçbir devirde sağlanmamış, bunun eşi ve benzeri görülmemiştir. ...19. yüzyılda dünya düşünce tarihinde yaşanan değişimler, sonraki yüzyıllarda yaşanacak manevi çöküşün temellerini atmıştır. Bu dönemde, o zamana kadar dünyanın geneline hakim olan ilahi dinlerin esaslarına karşı ateizm sapkınlığı güç kazanmıştır. 18. yüzyılda Diderot, Baron de Holbach gibi materyalistlerin evrenin sonsuzdan beri var olduğu ve madde dışında bir varlık alemi bulunmadığı yönündeki yanılgıları Avrupa'da yayılmaya başlamıştır. Feuerbach, Marx, Engels, Nietzsche, Durkheim, Freud gibi düşünürlerin etkisiyle 19. yüzyılda ateizm daha da yaygınlaşmıştır. Ateizme en büyük desteği sağlayan kişi ise yaratılışı reddeden ve buna karşı evrim teorisini öne süren Charles Darwin olmuştur. Darwinizm, ateistlerin asırlardır cevap veremedikleri canlılar ve insan nasıl var oldu sorusuna sözde bilimsel bir cevap getirdiği iddiasındadır. Doğanın içinde cansız maddeyi canlandıran ve sonra da ondan milyonlarca farklı canlı türü meydana getiren bir mekanizma olduğunu iddia eden bu akıl ve mantık dışı inanç şekli asırlar boyunca pek çok kişinin aldanmasına yol açmıştır. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise ateistlerin batıl dünya görüşleri son halini aldı. Ateistler, evrendeki düzen ve dengenin tesadüflerin sonucu olduğunu ileri sürüyor, kainatta hiçbir amaç bulunmadığını iddia ediyorlardı. İnsanın ve diğer canlıların nasıl var olduğu sorusunun Darwinizm tarafından açıklandığını sanıyorlardı. Tarih ve sosyolojinin Marx ve Durkheim, psikolojinin ise Freud tarafından ateist temellerde açıklandığını zannediyorlardı. Oysa bu görüşlerin her biri 20. yüzyıldaki bilimsel, siyasi ve toplumsal gelişmelerle yıkılmıştır. Astronomiden biyolojiye, psikolojiden toplumsal ahlaka kadar pek çok farklı alandaki bulgu, tespit ve sonuçlar ateizmin tüm varsayımlarını temelinden çökertmiştir. Ancak bu süre zarfında Darwinist ve materyalist düşünceye dayanan akımlar insanlığa çok büyük yıkımlar getirmişlerdir. Komünizm, faşizm, anarşizm, ırkçılık gibi felsefe ve ideolojiler insanları, toplumları ve milletleri büyük buhranlara, çatışmalara ve savaşlara sürüklemiştir. İşte bu tablo karşısında, yani din ahlakına karşı olan ideolojilerin dünyayı içine sürükledikleri durum karşısında en büyük sorumluluk iman eden, vicdan sahibi insanlara düşmektedir. Din ahlakına karşı olanların yürüttükleri faaliyetler yalnızca Hristiyanları, Yahudileri ya da sadece Müslümanları ilgilendirmemektedir. Dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun, söz konusu ideolojilerin neden olduğu zararlar her üç dinin mensupları için ortak bir tehlikedir ve inanç sahibi tüm insanların vicdanlarını rahatsız etmekte, Allah'a iman eden herkese önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu durum karşısında Allah'a inanan ve Rabbimizin bize öğrettiği güzel ahlakı yaşamayı kabul eden ehli kitabın ve Müslümanların işbirliği yapması gerektiği açıktır. Her üç dinin mensupları el ele vererek sadece materyalist felsefeye sözde bilimsel bir temel oluşturmak amacıyla ayakta tutulmak istenen Darwinizmin bilim karşısındaki çöküşünü tüm dünyaya anlatmalıdırlar.
inançsızlıktan güç bulan tüm diğer batıl ideolojilere ve ahlaki dejenerasyona karşı da el birliğiyle fikri bir mücadele yürütmelidirler. Bu gerçekleştirildiği takdirde dünya çok kısa zamanda barış, huzur ve adalete kavuşacaktır. Yeryüzündeki acılar, sıkıntılar, katliamlar, belalar, adaletsizlikler, yokluklar sona erecek, aydınlık, ferahlık, zenginlik, bolluk, sağlık, bereket gelecektir. Belgesel boyunca anlattığımız gibi, kitap ehliyle Müslümanlar son derece benzer inanışlara ve hayat görüşüne sahiptirler. Her üç dinin mensupları da Allah'ın varlığına, birliğine, tüm evreni ve canlıları yarattığına, insanların tüm yaşamlarını Allah'tan gelen vahye göre düzenlemeleri gerektiğine inanmaktadırlar. Kur'an'da tarif edilen ahlak anlayışı ve ideal toplum modeliyle Tevrat ve İncil'de bu konularla ilgili olan ve tahrif edilmemiş olduğu düşünülen bölümler çok büyük benzerlikler taşımaktadır. Kuşkusuz bu benzerliklerin yanında bazı temel inanç farklılıkları da vardır. Bu inanç farklılıkları tarihte üç dinin mensupları arasında tartışma ve hatta çatışma nedeni olmuştur ve halen de olabilmektedir. Ancak dinsiz ve ateist ideolojilerin mevcut olduğu bir dönemde üç din arasındaki farklılıkların değil, benzerliklerin ön plana çıkarılması gerekir. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar aralarındaki tarihsel sorunlara, ön yargılara, yanlış anlamalara, taassuba dayanan tartışmalara ve çekişmelere tamamen son vermelidirler. Bir insana tanımadan, anlamadan sadece mensubu bulunduğu dini yüzünden ön yargılı davranmak doğru ve adaletli bir davranış değildir. Her üç dinin mensupları da birbirlerine karşı anlayışlı ve hoşgörülü bir yaklaşım içinde olmalı ve ortak amaçlar uğrunda kaybedilecek tek bir gün dahi olmadığını unutmamalıdırlar. Önemli olan farklılıkları değil, ortak noktaları gündeme getirmek, zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı, yıkıcı değil, yapıcı, bölücü değil, birleştirici olmaktır. Sonuç olarak Müslüman, Hristiyan veya Yahudi olsunlar, tüm inananlara düşen görev açıktır. Barışın, huzurun, refahın, güzel ahlakın, iyiliğin, mutluluğun, güvenliğin hakim olduğu toplumlarda yaşamak için el ele vermek. İman eden her Hristiyan, her Müslüman ve her Yahudi bu doğrultuda elinden gelen tüm çabayı göstermekle mükelleftir. Böyle asil bir amaç uğrunda birlik ve beraberlik içinde hareket edersek Allah bizleri başarılı kılacaktır. Bilinmelidir ki Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam arasında kurulmaya çalışılan duvarlar sadece inkarcıların ve din ahlakına karşı olanların işine yarar. Şüphesiz hayırlara çağıranlar, iyilikleri uygulamayı ve kötülüklerden sakınmayı tavsiye edenler ve bu yüce amaçlar doğrultusunda birlik içinde hareket edenler Allah'ın izniyle kurtuluşu ve sonsuz mutluluğu umabilirler. Aksini yapan insanlar kayıp içindeyken sadece onlar ebedi kazanca kavuşacaklardır. Asra andolsun, gerçekten insan ziyandadır. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.